Cümleten selam aleyküm dostlar. Dünyadan Türkiye haberleriyle tekrardan karşınızdayım. Altay tankıyla başlıyorum. Altay tankı 2023'ün başında ordumuza teslim edilecek. Elhamdülillah. Geç olsun da güç olmasın diyoruz. Şimdi Altay tankının tankların önemi kaldı mı? Çünkü Bayraktar, Anka, Türk i̇ha sistemlerinin Libya'da, Suriye'de, Karabağ'da birçok noktada tankları, zırhlı araç gereçleri, Rus zırhlı araç gereçlerini ne hale getirdiğini cümleten oturup seyrettik, izledik, büyük keyif aldık. Altay tankı. Yerli ve milli Altay tankı. Yerli ve milli motorumuzla beraber yerli ve milli zırhlarıyla beraber ağır zırhlarıyla beraber yerli ve milli tüm yazılımlarıyla beraber yapılıp hazırlanıp inşallah 2023'te orduya teslim edilmeye başlanacak. Şimdi Altay tankımız şu noktada önemli. Hem tank ihtiyacımızı gidermiş olacağız hem de insansız, yapay zekayla kontrol edilebilir tankları da Altay tankı üzerinden geliştirebileceğiz aynı insansız hava araçlarında olduğu gibi bir taraftan yerli ve milli TFX milli muharip uçağımızı yapmak için harıl harıl mühendislerimiz çalışıyor. O bir taraftan insansız İHA'larımızı, SİHA'larımızı, jetlerimizi, uçaklarımızı yapıyoruz. Hala hazırda sahada bir fiil kullanıyoruz. Bu noktada Altay tankının insansız versiyonu İHA'lar, SİHA'lar, SİDA'lar denizdeki versiyonlar ve deniz altındaki insansız savaş araçlarımızla beraber tam koordine bir yapay zeka ordusu oluşturmuş olacağız. Bu çok önemli sevgili dostlar. Hali hazırda yapay zeka ile oluşturduğumuz küçük ölçekli kara araçlarımız var. Ama Altay Tankı'nın insansız versiyonunu yaptık mı? Bir taraftan kara, bir taraftan deniz, bir taraftan hava, bir taraftan denizaltı, o bir taraftan uzay. Of, of, of. Dadundan yenmez. Yeğenler dadını unutmaz. O bir taraftan Akıncı TİHA'mız 23 saatlik uçuş boyunca 6000 kilometre yol kat etti. 6000 kilometre oy 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 git baba git git baba git bitmez. Biz bu 6000 kilometre ile nerelere gideriz nelere düşünün sevgili dostlar. Yukarıda uçan bir devasa Akıncımız var. Kanatlarında bombaları yüklemişiz ve dolanıyor. Dolanıyor. Kaşınan olursa Mamte'yi çağı veriyor. Çakacak mı? Vallahi kaçınan olursa çakacağız. İsrail her onları Yunanistan'a kiraladı. İki tane her on adasında Yunanlılar tarafından kullanılmaya başlandı. Adalar denizinde. Onlar diyor Ege denizi. Kullanmaya başlandı. Şimdi İsrail her onlarından bir tanesi de nereye gelecek? Girit'e. Yunanistan Girit'te İHA-SİHA üssü kurmaya hazırlanıyor. İsrail heronları Girit'e gelecek. Çünkü Girit'te olası bir Türk çılgınlığına karşı tedbir almaya hazırlanıyor. Yunan diyor Yunan basını. Demek bir Türk çılgınlığına karşı tedbir alıyor Sirtaki kafalar. Sen çılgın Türkleri unutmuşa benziyorsun ey yavrimu. Bir sabah mehteranla uyandıracağız sizleri. Biz geldik. Türkler ata topraklarına geri geldi. Bekleyin. Alacağız. Girit'i de alacağız. 12 adalarda alacağız. Alingirli tilingirli işlerle elimizden aldığınız adalarımızın hepsini bir bir geri alacağız. Batı Trakya'daki Türk kardeşlerimize selam olsun. Amerika Katar'da bir şeyler deniyor. Amerikan ordusu Katar'daki üssünü Ürdün'e kaydırmaya başladı. Katar'da biliyorsunuz Amerika'nın en büyük üstlerinden biri bulunmakta ve bu üssü yavaş yavaş bu üstleri yavaş yavaş boşaltıyor. Nereye? Ürdün'e kaydırıyor. Düşünün aynı Türkiye'de olduğu gibi. Amerika ne yapıyor? Amerika Yunanistan'a kayıyor. Amerika üstlerini Yunanistan'a kaydırıyor. Dede Ağaç, Girit, orası burası. Amerika bir taraftan Türkiye'den çıkışa hazırlanıyor. Diğer taraftan Katar'dan çıkış hazırlanıyor. Katar ve Türkiye bir beraber Amerika bir şeylere hazırlanıyor, bir şeyleri planlıyor. Hazırız. Her şeye hazırız. Mısır. Geçtiğimiz günlerde size bir haber yapmıştım. Mısır, Libya sınırında devasa bir hava deniz üssü açacak. Bu açılışa da davetliler var demiştik. Ve bu davetliler ortaya çıktı. Kimler? Libya Başkanı Muhammed Menfi. Yunanistan'dan heyet. Fransa'dan heyet baye bin zayet Türkiye'nin karşısında ne kadar varsa hepsi oraya birikmiş. Sisi'nin yeni hava deniz üstünün açılışına katıldılar. Arkada fotoğrafı paylaşıyorum. Tamam bin zayet anlarım, Fransa'yı anlarım, Suud'u anlarım, Yunan'ı anlarız. Cücük Kıbrıs Rumları anlarız. Onlar da geldiydi. Ama Libya Başkanı, Libya Geçici Başkanı Muhammed Menfi. Bu da törendeydi ve törende Sisi'nin tam da yanında yer aldı böyle gururla gururnan poz verevere vere arabanın sırtında dolandı. Şimdi biliyorsunuz uzun zamandır Libya'nın içinde Libya geçici hükümeti ve Libya geçici konseyi başkanlık konseyi arasında kriz yaşanmaktaydı. Muhammed Menfi kendi siyasi figürünün siyasi yolunu belirlemek için Mısır'dan, Bae'den, Fransa'dan, İtalya'dan, Yunanistan'dan, oradan buradan girişimlere başlamıştı. Bunun kokusu geldiydi. Ben size bunun haberlerini yapmıştım. Ama son tahlilde Libya'da Libya hükümetinin sözü geçerlidir. Çünkü öyle bir durum var ki Libya konseyinin, başkanlık konseyinin çok bir yaptırım gücü yok. Esas güç hükümette. Hükümetin başında da Abdülhamit Dibeyve var. Abdülhamit Dibeyve Türkiye dostu Misra Atalı. Tabi tüm bu olaylara bakınca sanki Türkiye Libya'da köşeye sıkıştı. Türkiye Libya'da kaybedecek algısı oluşuyor olabilir. Sakin olun dostlar sakin olun. Türk devlet aklı takır 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 işliyor çalışıyor. Tüm bunların olacağı, tüm bunların nelerin nereye varacağı hepsinin hesabı kitabı yapıldıydı, hali hazırda. Sisi, Mısır Lipya sınırının dibinde, bu askeri üssünü, hava deniz üssünün açılışını yaptığı saatlerde, bu tören pozlarının verildiği saatlerde Türkiye ne yaptı? Türkiye, Lipya ile beraber deniz tatbikatı icra etti. Uf, uf. Of elhamdülillah Onların anlayacağı dilde Onlara verilen en net mesaj budur Sisi açılış yaptın Al bakayım Sisi sana açılışın alası Tatbikat Şimdi Mısır'da, Libya'da, Fransa'da, Bae'de, Suud'da, İtalya'da Amerika, Rusya'da Gruplar ve saflar net şekilde ortaya çıktı Türkiye Libya'nın geçici başbakan Abdülhamit Dibeybe Türkiye'nin yanında Hükümetteki birçok bakan Türkiye'nin yanında. Aşiretlerin birçoğu Türkiye'nin yanında. Trablus. Başkent Trablus Türkiye ile beraber. Şimdi tüm ülkeler ve tüm gruplar Aralık 2021'e hazırlanıyor. Rusya'sı, Amerika'sı, Fransa'sı, Bayesi, Suudi, Mısır'ı. Aralık 2021 orada dananın kuyruğu kopacak. Çünkü geçtiğimiz günlerde tekrardan toplantılar yapıldı. 5 artı 5 toplantıları yapıldı. Libya'da yeni bir anayasanın başlangıç süreci işletilecekti fakat bu toplantı fiyaskoyla sonuçlandı. Tüm bunlar yaşanırken, tüm bunlar ortada dururken Sisi'nin Bin Zayed'in gazına gelen porsumuş Hafter... Siyasi bir çözüm isteyen arkadaşlarımızın ricası isteği üzerine biz bu sürece girdik. Aralık 2021'deki seçimleri kabul ettik. Eğer ki Aralık 2021'de seçim yapılmazsa Trablus'a operasyon tekrardan başlayacaktır diye ilanı yaptı. Evet dostlar. Karşı taraf, karşı blok belirginleşti. Aralık 2021'de sizler her zaman dediğim gibi ya seçim ya da büyük bir savaş tekrardan başlayacaktır demiştim. Karşı taraf hazırlığını yapıyor. Mısır, Baye, Fransa, Rusya, Amerika, İtalya, Yunanistan ha onlar hiç katmayalım bile umurumuz olmaz. Bunlar hazırlıklarını yapıyorlar. Türkiye'ye karşı topyekün bir hazırlık yapıyorlar. Türkiye'de tüm bunlara karşı eli boş mu duruyor? Boş durmuyoruz. Bizler de hazırlığımı yapıyoruz. Bizler de Vatya Hava Üstü'nün jetler tarafından tam donanım olarak kullanılması için İHA'lar, SİHA'lar tarafından tam donanımlı olarak kullanılması için ve orada kullanacağımız yeni füzeler, yeni zırhlı araç gereçler ve birçok teknolojik gelişmelerimiz Libya'ya yavaş yavaş değil, hızlı hızlı götürüyoruz. Bizler de hazırlığımızı ona göre yaptık. Türkiye, Katar, Cezayir, Tunus, Pakistan Libya'dayız. Libya'yı yamyamlara bırakmayacağız. Ata topraklarında zafer bizimdir. Allah'ın izniyle bir taraftan Mısır, bir taraftan Libya bunlar yaşanırken öbür taraftan Etiyopya. Etiyopya'da da savaş tekrardan başlamak üzere. Ne savaşı? İç savaş. İç savaşta Tigraylılar Etiyopya hükümetine karşı bayrak kaldırmıştı. Bağımsızlık istiyordu. Etiyopya hükümeti diyor ki Tigray ayrılıcı Tigray güçlerini Mısır destekliyor. Mısır onlara durmadan silah sevkiyatında bulunuyor, yardımda bulunuyor. Mısır'a da o silahların nereden geldiği çok çok belli. Biliyorsunuz Etiyopya, Mısır, Sudan bir kriz yaşıyor. Ne krizi? Uzun zamandır süren bir kriz. Dev Hedasi Barajı krizi, Rönesans Barajı krizi. Etiyopya Nil Nehri'nin üzerine devasa bir baraj inşa etti. Mısır ve Sudan bu barajın olmasını istemiyor. Etiyopya'ya defaatli surette o barajı iptal et o barajı yık diyordu. Çünkü o baraj Nil'in suyunu azaltacak. Nil'in suyu azalırsa Mısır halkı, sudan halkı bir sıkıntı, kriz yaşayacak. Ekonomik kriz ve diğer safhada krizler yaşayacak. Etiyopya o barajı yaptı ve su tutmaya başladı. Bugünlerde Etiyopya Dev Hedasi barajında ikinci su tutma aşamasına geçti. Nil'in suyu azalıyor. Mısır Sisi Libya sınırında açtı. Bu askeri üsle beraber sözde Türkiye'ye mesaj veriyor. Ne mesajı? Güçlü bir mesaj veriyormuş. Mısır basını, Sisi'nin desteklediği basın böyle yazıyor. Mesaj, mesaj, mesaj. Ah, verirsiniz mesajı siz. Ey Pisi Pisi Sisi. Siz gidin mesajınızı önce Etiyopya'ya verin daha Etiyopya'ya mesajın M'sini vermediniz. Kalkmışsınız Türkiye'ye mesaj veriyorsunuz. Etiyopya içindeki kriz daha da derinleşeceği benziyor. Çünkü arkada size inanmaz anların fotoğrafını paylaşıyorum. Binlerce Etiyopya askeri Tigray ayrılıkçı güçleri tarafından esir alınmış hali arkada ahanda. Şehrin içinde yürütülüyorlar binlerce Etiyopyalı asker. Bu durum Etiyopya'nın parçalanmasına, Etiyopya'nın içinde büyük büyük krizlerin çıkmasına ortaya koyacaktır. Ayrıca Etiyopya'nın Somali'de sınırı var. Somali'nin de içinin karışması dikkatli, çok dikkatli olmalıyız. Mısır, Sudan, Etiyopya'ya dev hedasi barajına bir harekat, bir operasyon başlatabilir. Ve 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 bugünün belki de en güzel haberlerinden biri sevgili dostlar. Türkiye Bayraktar TB2'leri Kırım sınırında Kırım'ın içlerine doğru test yapıldı. Rusların ruhu bile duymadı. Oy oy aman Allah'ım. Evet Bayraktar TB2'ler Ankalar diğer İHA SİHA sistemlerimizi her geçen gün daha daha geliştiriyoruz. Açıklarını gideriyoruz farklı versiyonlarını yapıyoruz. Orada ayarları mayarları yapıyoruz. Rusların elektronik harp sistemleri, Rusların radarları bizim Türk İHA'larını, SİHA'larını görmüyor. Türkiye Karadeniz'deki askeri tatbikatlar esnasında Bayraktar TB2'leri Kırım sınırının dibine kadar Rusların içine girdik yani. Testini başarıyla gerçekleştirdi. Hiçbir Rus radarından, Rus hava savunma sisteminden, Rus vizelerinden, Rus jetlerinden tepki gelmedi. Bu tepki gelmemesinin sebebi de şudur. Çünkü Rusların sistemi bizim Türk İHA'larını, SİHA'larını görmedi. <laughs> Putin şimdi Boskov'da Kremlin'de çıldırmıştır. Bana bayraklar demeyin. Bana Türk SİHA'sı, İHA'sı demeyin diyordur Lavrov'a ve Savunma Bakanı'na. Ve işin ilginç yanı şu sevgili dostlar. Bir tane Bayraktar TB2 değil onlarca belki de daha fazla Bayraktar TB2 Kırım'da oralarda seferi düzenledi ve üzeri bomba yüklü halde görevi icra etti. Tatbikatı başarıyla gerçekleştirdi. Sözde Rusya'nın benim dediği Kırım'ın içlerinde tatbikatımızı yaptık, gezdik, dolandık, fırlandık. Nerede ne var ne yok hepsini belirledik. İsteseydik vururduk yerle bir ederdik. Ama Ruslar görmedi. Vodka'dan mı? <laughs> yok yok. Türk silahları çarptı. Rusya'nın elektronik harf sistemlerine karşı elektronik harf sistemleri uyguluyoruz. Öyle elektronik harf sistemleri, öyle yazılımlar yaptık ki, öyle silahlar, öyle teknolojileri geliştiriyoruz ki, onların istediği kadar nükleer olsun. Bizim nükleer yok mu? Ayrtı parantez. Acaba yok mu? Pakistan. Türk İHA'larının, SİHA'larının, Rusya'nın benim dediğim sözde sınırlarda başarıyla test edilmesi ve hatta üzerinin bomba yüklü olaraktan test edilmesi Kremlin'de paniği arttırdı. Türk SİHA'ları uçuyor, Ruslar, Moskov yine bakıyor, bakıyor, bakmaya devam edecek. Öyle SİHA'larımız, SİHA'larımız, VİHA'larımız, JİHA'larımız JİHA? Öğreneceksiniz. JİHA'larımız yapılıyor ki Of, of, of Ballı kaymak Ballı kaymak, ahanda bu, o balı daktır vericük, ebicüne. Korkmadık, korkmuyoruz, korkmayacağız, ilerleyeceğiz. Kısır iç siyaset bizi bölmesin, parçalamasın. Çünkü başka Türkiye yok, çünkü Türkiye hepimizin. Ne diyoruz, sefer bizden, zafer Allah'tan. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer eylesin. Allah Türkiye'mizi her daim yüceltsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.